Sevgili dostum merhaba. Bugün sana kalıcı bilgeliğe nasıl ulaşacağını anlatmak istiyorum. Çünkü elimizdeki o sahip olduğumuz güçlerle ya da yeni edindiğimiz bilgilerle, becerilerle kendimizi bilge sanıyoruz. Hatta o bilgeliğe de ulaşıyoruz. Ancak o bilgelik kırılgan, geçici oluyor. Nasıl bunu kalıcı hale getireceğimizi konuşacağız. Evet sevgili dostum. Bilgeliğin ne olduğunu tanımlamak lazım önce. Bence bilgelik doğru olan şeyi doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, doğru insanla yapabilmek becerisidir. Yani hani Peter Drucker bahsediyor ya liderlik nedir diye sorduklarında. Yönetici liderliği ayırıyor kendisi ve diyor ki yöneticiler işi doğru yapar ancak liderler doğru olanı yapar. İşte o yüzden de liderlik bir bilgeliği gerektirir. Doğal olarak da bilgelik de doğru olan şeyi yapabilmektir. Ama dediğim gibi doğru olan yerde, doğru şekilde, doğru tarzda, hatta doğru kişiyle. Bunun için de erdemleri halledebilmek lazım. Yani iyi, doğru, güzel, adil, arif, zarif olabilmek lazım. Ve tabii insan güçlendiği zaman da bir nevi entelektüel kibir kendini insanın alabiliyor. Doğal olarak da insanın haddini, aczını ve de farkını bilmesi lazım tasavvufta bahsettikleri gibi. Bu son bahsettiklerim genelde anlattığım zaman insanlar tarafından çok güzel sanılmıyor. Ya da yeri geldiğinde ya sen ne diyorsun, insan güçlendiği zaman böyle konuşur mu? İnsan içindeki tanrısal potansiyeli uyandırdığı zaman ilerlemeli deniyor. Fakat konu öyle değil dostlar. O güç bizden gelmiyor. Nasıl ay güneşin ışığını yansıtıyor ise ve nasıl ayın o ışığı kendinden gelmiyor ise işte bizlerdeki güç de bizden gelmiyor. Yani içinde bulunduğumuz halleri makamlar sanmayalım. Makamlar kalıcı, haller geçicidir. Ya da içinde bulunduğumuz makamların da ilelebet sabit olacağını sanmayalım. Yeri geldiğinde hayatın tsunamisi bizi öyle bir alır götürür ki içinde bulunduğumuz makamlardan da düşer en dibe, o nefse emmare dedikleri ya da matrix yaşamının dibine düşebiliriz. Bilgelik dediğimiz yolda önce bilgi gerekli. Bilgi güçtür diyorlar ya, işte bilgiyle insan bir arayış ile, bir merak ile ilerlemeye başlıyor. Sadece bilmekte kalmıyor. Hayat denen bu sınavın içinde, bu tiyatronun içinde güçlü kalabilmek için eksiklerini tamamlamaya başlıyor ve edindiği bilgi becerilerle de yavaş yavaş bazı kendine güç balonları ediniyor. Yani eskiden kendine gelen o tesirler onda acılar yaratırken artık o tesirleri engellemeyi öğreniyor ve bunu bilgelik sanıyor. Fakat bilmiyor ki o bilgelik balonu bile çok hızlı bir şekilde büyük bir hayatın tsunamisiyle alaşağı edilebilir. Ben bunu yaşadım maalesef, hem de kaç defa. O yüzden de o entelektüel kibir insanı alıp götürür. Ben buna kalıcı değil, kırılgan bilgelik diyorum. İnsanın yeri geldiğinde, bu arada bunu derken daha önceden yaşadım dedim ya, ben bazı yaşadığım şeylerden dolayı diyorum. Kesinlikle hani bilgelik bende var diye düşünmeyin. Sadece yaşadığım şeyleri aktarmak benim içimden gelen. O yüzden beni tamamen ilelebet bir çırak olarak düşünün. O kırılgan bilgelik halinde insan öyle bir yere vurabiliyor ki yerden kalkması çok zor oluyor. İşte o noktada elinde toprakla kalkan kişi o zaman daha kalıcı bilgeliğe doğru gidebiliyor. Fakat hayatın sınavları bitmiyor. Nasıl otomotiv sanayinde arabalar dizayn aşamasında inşa edildikten sonra prototipler o Texas gibi çöllerde artı eksi 50 derecede o ekstrem koşullarda sınanıyor. İşte hayat da bizi o şekilde sınıyor. O yüzden de bizim o ekstrem sınavlarda ki o sınavlar biz ne kadar gelişirsek daha güçlü şekilde geliyor karşımıza. İşte bizler o ekstrem sınavlar içinde ancak hayattaki ilahi birliği anlar. Var olan tüm mevcudata aşk ile bağlanır. Hatta aşk ile onu seyreder. Ve hiçbir tesirden etkilenmez hale gelirsek işte o zaman kalıcı bilgi oluruz. O yüzden de içinde bulunduğumuz hallerin ya da o güzelliklerin ya da edindiğimiz bilgi becerilerin bizde yarattığı sahte güç ile kendimizi bilge sanmayalım. Evet dostlar, bilgelik yolu hiç ama hiç kolay değil. Ben kendimce gönlüme düşenleri anlattım. Gerisi kalmış, sevgiyle kalın.